Bugün de Seyit Gazi Sancar köyündeyiz. Evde köpek salak. Buyurun gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Bu 11 meresinde. Biliyorum. 11 yaşında mı? Evet. Cambaz geldi mi koş benim kapıya dikiliyor. Evet. İşte. İsmim Nazif Ünlü. Sancar köyünde ikamet ediyorum. Seyit Gazi. Şimdi gel Ali. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Seyit Gazi köylerini gezimiz, turlarımız devam ediyor. Bugün de Seyit Gazi Sancar köyündeyiz. Burada bir abimizi ziyaret edeceğiz. İşte birkaç hayvanı var. Size hayvanlarını göstereceğiz, abimizi tanıtacağız. Şimdi köye geçiyoruz. Selamünaleyküm. 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 Gel bakalım, keçiler de görmesi var. Soğuk be. Sen ne diyorsun? Üstüne bir şey alaydın abi. Buyur. Üstüne bir şey alaydın. Yok yok. Ya biz zehmerde suya giriyoruz da bu zehmerden kötü geldi. Olaklar üşüteceğiz diye korkuyorum ya. Yanında duruyor valla olaklar keçiler. Kafanızı vurmayın. Benim yerler zengin yeri değil, fakir yeri. Gel be. İyi olaklar da aynı belki. Ya o camı kapatmasın. Cam kapalı he. Kapalı mı? Cam burada cam. He tamam. Hoş geldiniz. Bana. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Olaklar aynı böyle ama senin kalabalık üşümez. Benim içeride geçiyor. Ya bu kuzu mu lan? He. Olak olak. Olak. Bunu vuruyorlar beyazda. He. Anasını mı vuruyorlar? Annesini vuruyorlar ötekiler şey. Sana geç aldı. Öyle mi? He. Şey mi kara geçme? Normal kara geç. He. Şey, eşek ne öyle ya? Eşeği bütün yıkmadım. Üşürdü. Eşek her şeyden kıymetli yok. Şey kimin iyi ya? Yavrular saklanıyorlar bu anneler diyorlar. Hep böyle saklanıyorlar ya. Çok sertler Latif abi. Bunlar. Bak. Bunlar da 15 ergün. Tamam canım. Bak. Nasıl bende o 6 tane kulaklar yere değiyor. Tamam. Bunlar başka canım. Halep. Bunlar var ya. Bunlar işte bizim kendi meramızın malı ya. Evet. Bunlar işte. Ben geç ya. Ben geç. Yani şey tek geç ol abi. Tabii iyi olur. Ya. Şey, kaç tane geç var? Burada mı?
20-25 tane. Dedim canım 20-25 kadar yeşil aldı bu sene. Şey, kaçı oğlaklı? Yani oğlaklayacak? 20'si oğlaklı. Yani 20 tanesi oğlaklı. Çepişler falan da var. Erkekler hepsi be. İsmim Nazif Ünlü. Sancar köyünde ikamet ediyorum. 3 çocuk babasıyım. 78'den beri kendi emeklerimizden bu işi yapıyoruz. Daha çok hayvanımız var daha önceler de mesela yer bakımından sıkıntılı. Sıkıntılı mesela benim yerlerim kendi yani hobiden şey acık gelir düzeyinde yapıyoruz da yerler böyle olunca işte anca işte 20-30 geç işte. Ardımızda da dayanak olmayınca ne yapacağım çoluk çocuk olmayınca tek başımıza bu işi yapıyoruz yani. Çoluk çocuk nerede? Eskişehir'de. Hepsi gitti mi başına? Vallahi aldılar mı? Ellerinden öper bir oğlan mı everdik. Alp havacılıkta çalışıyor. Kızın biri evli Seyit Gazi. Bir de söz işte. Onun da düğünü yapacağız. Allah 55 Allah. Yaşındayım. İşte ne diyeyim yani hayat şartları bunu gerektiriyor. Hep köyde misin? Hep köydeyim ben. Doğuma. Yok yok yani şey, yazın şeye gidiyor mu? Yani nereye gidiyoruz? Yazın akşamları geliyoruz. Yani yok yani şey kışla gibi böyle çiftlik gibi şey var mı? Yok. Ağır yok mu yok. Dağda? Çiftlik yok. Sizin burası nasıl? Keçiye göre daha mı iyi? Keçiye de iyi. Bizim burası koyuna da iyi de yani işte nerayı bilen insan. Yani bu işi severek yapacak insan lazım. Değil mi? Evet. Şimdi bugün söz zatı olmasın yabancı ne bilir ben mevkim. Ben mesela doğma beni bu dağlarda geziyorum. Evet. Nerede mesela hayvanın otlayacağını, nasıl geleceğini biliyorum. Nerede iyi otla, nerede evet. Otluk, su nerede tabi biliyorum. Tabi bir de severek yani bu işi yapacaksın ki anlayacağım. Ben mesela bugün bir veteriner hekimi kadar anladığımdan eminim. Bugün ters yavru olsun. Yani köyde girmediğim işletme yoktur. Giderim yavruları doğuttururum. Yani ayağı kırılsa sararsın değil mi? Ahunu şey şimdi ayak konusunda şöyle. Yani mesela eklemlere göre kırıklar mesela. Mesela arkalardan kırıldığı zaman pek onu yapamayız da ön kavallardan kırılınca onları sararız. Şimdi mesela daha yüksek mesela bu eklem yerlerinden kırılınca. Eklem kırıldığı zaman tabii o biraz. Valla ben bu işi severek yapıyorum ama bilmiyorum işte her şey ekonomik şartları gerektiriyor. Şartlar da zor aldı değil mi? Zor aldı abi. Bugün istiyoruz ki yani soframıza kendi ürünlerimizi koyalım. Bugün yem olmuş 300 lira. Normal bir saman balyası 20 lira. 40 kiloluk ezme 200 milyon. Yani şimdi az çok ben kendim de çiftçilik de yapıyorum. Yani kendi hayvanı şimdi kaldırıyor evet. O kadarlık kaldırıyor. Kaldırıyor. Mesela koyun varmış daha önce keçiyi yeni almışsın. Niye keçiye niye şey yaptın? Ya keçi öldü. İşte koyunun yönünü çekmesi için hem mesela savuyoruz yani şimdi İnşallah ikram ederiz. Peynir yapıyoruz biz. Çok talebimiz var ama mesela peynirde de işte nasıl diyeyim istenen talebe ulaşamazsın yani. Şimdi mesela biz kendi çevremizde alıyoruz peynir. Onun için kendi yiyeceğimiz ve çevremiz eş ve dostla da peynir alıyoruz. Ya şey Karageçi olunca Karageçi yani yılda 4 ay hadi bilemedin 5 ay sararsın. Aslında yani Halep falan alsaydın Halep de şey mal şeye uyuyor, meraya uyuyor. Hem ete geliyor. Yani daha uygun olurdu. Ama Karageçimiz tabii bu da şey olmasın. Yani yok olmasın. İyi yapmışsın ya. Ya şimdi abi. Bunlar bizim yani ben, atamızdan mesela, miras bunlar bizim. Ben mesela sene 2000'lerde 400 keçi vardı bizde. Aynı bir keçi. Evet. Mesela keçi başı hastalığı geldi. O yılda mesela bizim bu çevrede mesela ben Latva, benim kucağımda büyüdüm. Biz eskiden hayvancıyız. Köyde 20 tane sürü var. Evet öyleydi. Yani sürü vardı ama bu verim var mıydı? Yoktu. Bu verim yoktu mesela. Bak şunlar geçen senenin mesela o. Yerli kesti. Mesela aha şunun olakları bak. Ekiz mesela şunlar. İkisi. Evvel seneki olaklar da şunlar mesela bak. Şu. Mesela ekiz. Yani bilmiyorum. Et yönünden de süt yönünden de ne yapıyorsun? Bundan da yararlanabilirsin.
İyiyim. Ya kurbana sandalye dönük çok de. Güzel oluyor çok bu şey. Yok, şey Karageçi kurbanda yani erkeği varsa elinde yani çepiştir, seyistir. Evet. Evet. Şerefinden geldik. Nusrattin'in kışlığına uğradık. Çekim yaptı. Burlar sizin herhalde şeyden kalma değil mi? Yani et, yani, ad, yani babadan, dededen alınlar. Burlar mı? Burlar benim annemin babasının yerleriydi. Onu aradıydım ya. Erkek kardeşi olmayınca. Hadi görüşürüz bak. Annelerin, babaların miraslarını işte miras satın yani. Aldım ben buraları. Tamam. Ben eski yapım. 100 yıllık he. 100 yıllık bunlar. Ama bunlar daha sıcak oluyor biliyor musun? Şimdi ben demin de dedim ya. Şimdi bende tahsil yok. Tabii bir işin içinde yumrula yumrula bir işi benimsersen. Mesela ben ne dedim demin? Bir veteriner kimi kadar ya bugün ben mesela derim ki şurada verimsiz hayvan görmüyor. Anladığım için. Şimdi mal yerde olur. Çok lüks mesela betonarme yer yaparsın. Altı betondur. O hiçbir şey yaramaz. Bak şey buz gibi, bu var ya bak. Sıcak tutar. Kesinlikle. Benim açık. Evet. Şimdi betonarme yerler. Yeni yerlerde bu hayvan olmaz. Bizim ağırlar buz gibi ya beton. Mesela bak benim yerlerim her tarafa açık. Veteriner diyoruz. Ya, senin buralı hayvan. Burada doğan hayvan bu iklim alışır. Ama bu hayvanı başka bir yere kapattığın anda hasta olur. Ertesi gün kuyruğu düşür yani hayvanlar. Değişir. Değişir. Yani, şimdi şey bak şurada iki yavru kapadım ben. Onlar üşür. Niye üşür biliyor musun? İkiz bak. İkiz mi bunlar? İkiz bunlar. Maşallah. Bak. Daha dün oldular. İkisi de erkek. Bak. Evet. Tiplerine bak. Ha bu ne yapıyor biliyor musun? Bu sıcak yer. Tabii tabii. Doğru, mesela bak şu olayakla tutamıyor. Tek, niye bak. Daha tek? Tabii tek şunlar. He. Bak bu. Canlı. Bunlar, bu da üşüyor bak. Bunlar üşümüyor belli bak, bunlar kaçıyor. Bunlar şey işte. Bunlar da sıcacık yatıyor bunlar. Evet. Bunları emzirden de şimdi ben kapadım. Ya sıcacık yatsın işte. Buzular çekiyor. Ya benim yerler biraz nasıl acık. Acık bu boşa dikkat et. Yaş kere yerler ya. Genellikle kırma koyunlar, mernos. Evet. Çok ıslandığı zaman suyun süzmez. Çok yerlere gitmişsin. Ben seni görüyorum mesela çekimlerin. Ne yoluk koyun neredeyse. Kendini yola. O mesela işte yerden önemli. Bak bu yerde bu koyun kendini yolmaz yani. Bak ne kadar böyle yani. Ya bak bu taş duvar şeyi emiyor. Rutubeti evet. Şeyi emiyor. Toprak emiyor. Mesela ben burayı ikinciye gazdım. Yani evet. Üstü bak şey. Evet. Yani ağaç farklı evet. Bir şey var. Yani bu emer şey. Nemi rutubet emer bu. Bu kuzu üşümez burada. Üşümüyor yani. Yok ya. Üşümez. Ya bu kuzu üşümez de. Bu kuzunun işte ilk başlangıç yemleri falan önemli. Aa bu kuzunun yediği daha 10 çuval yem. Yo iyi kuzuların iyi. Maşallah iyi. Canlı. Maşallah iyi. Şey, kaç tane kuzu alıyorsun yıllık? Şimdi ekiz oranı bizde sene 300 oldu. Oldu mu? 3 tane 3 tane boyun 300 yaptı. Bunlar sağlı. Üçü de sağ. Hmm. Bu da yeni oldu. O da yeni oldu. Şimdi ben 30 koyundan 45 kuzu alıyorum. Bir iki sefer alıyorum. Evet. Şimdi mesela 120 kadarını gebe koyunlarım tekrar aldılar. İkinciye. İkinciye. Vallahi abi. Yani tek kesimin hayvancılık değil mi? Şey var, şeylik, emeklilik falan var mı? Emeklilik var. Sosyal güvencemiz olmaktan sonra bu da boş. Tabii canım. Sosyal güvenceyi garantileyeceğiz. Garantileyeceğiz ki ondan sonra bu işi yaparız. Tabii, hastalandığında falan evet. Yani çok önemli. Benim de mesela bir oğlum, elleriniz anlatır. Bu işi anlama sevmez. İlgilenmez ya. Yani her şeyin bir işte şeyi var. Ama biz de bunu diyorum yani ben bugün arabada şeyden anlamam ama bunun ciğerinden anlat. Bugün büyük çiftliklere gitsem kendim met etmiyorum. Büyük çiftliklere gitsem ben yani yöneti yaparım. Yani yönetirsin orayı. Yönetirim. Ya. Derim ki yani şu hayvanları çıkaralım kışa koymayalım mesela. Ha biz bugün bunu yapamadığımız noktalar hep ekonomik sıkıntılarda. Yani bunu mesela ne yapıyoruz? Biz para etsin diye iyisini satıyoruz. Yani yemini karşılamak senin için. Şeyin olsa imkanın olsa hani burayı daha güzelleştirirsin. Ya, yani daha iyi bir yere taşırsın. Ya yer işte ha. Önemli. Yer tabii yani dediğin, elinde olan imkanlar. Evet. Ama yine de iyi. Koyunların da iyi.
kuzuların yani, iyi. Keçilerin de iyi. Buna da şükür de ediz. Yani tabii, şimdi tabii, bilmiyorum. Tabii. Önce bu, şükretmek lazım. Tabii. Şimdi bir de su var. Her şey azdan çok olur. Değil mi? Azdan çok olur. Çok. Çoğa da hükmedemezsem o da boş. Değil mi? Evet. Şimdi azdan başlayacağız ki bir şeyler yapalım. Yoksa azı bulamayan çoğu da hiç bulamaz. Değil mi? Bulamaz. Aynen. Doğru söylüyorum. Hadi sen ye. Şuna su. Dur oğlum. Ye de. Olsun. Geç. Bunlar bayağı şeyler var. Yani böyle 3-4 ayrı olmuşlar herhalde büyükler. Onlar işte... Onları kurbana yetişiyor. Şeyde oldular. Bunlar işte aralığın 15'inde oldular. Bayağı... Aralık falan terlemeye başladılar canım. İriler kurbana yetişir. Şu erkeklerden yine 5-6 tanesini alayım. Bu sene var ya... bu sene bakan... bir belli baş daha 10 tane daha öyle tuvalde de. Koş yabancılıyor mu insan? Cambaz geldi mi koş benim kapıya dikiliyor. Evet. Yasak diyor satım. Evet. Şunlar geçen seneki yavrular ne tuvalde. Yani bak şu da 40 kiloluk koyun bak bunun da doğduğu kuzuya bak. Kuzuya bak değil mi? Nedir bu biliyor musun? Koçun işte eşleşmediğinden. Koçu değiştirme orada. Mesela bu koç her 3 yılda bir değişecek. Tabii kesinlikle. Yani kendi yavrularıyla evet. Çiftleşmeyecek. Mesela ben bu koyunları mesela evet bunu aldım mesela bak. Şu bize bakan yüzü çirkinli falan var ya. He. Dişi tok bunlar. Yani bu yörenin en ideal malı bu. Koçunu değiştirecek ama ya. Ya değiştireceksin de yani en ideal malı bu. Bundan daha yüksek olur da alçı olmaz yani. Şişek daha bak. İşte onlar geçen senenin kuzuları. Gebe. Valla koçunu almış durumda ya. Almıştı. Bu da buranın horuzu. Bu da atıkları yiyor işte. Dökülen yemleri yiyor değil mi? Alışmış. Hayvana gider. 10 tane kangala değişmem bizim herhalde. Bu insana gelir mi bu? Gelmezler. Bel olmaz yine ya. Yok gelmez. Bu 11 meresinde bu. Biliyorum. 11 yaşında mı? Evet. Bu artıkımı bırakmıyorum ben. Evet. Duman! Valla adam karım selleye yatıyor orada. Hangisi duman? O şey, yatan mı? Evet. Kangal ırgı var. Süper burada gidiyor. Gel. Yani senin koyunların bekçisi bu ha? Bu. Bir tane işte. Bak şimdi hayvanı bırakayım ben. Gitmeyeyim ben başında. O kadar iyi köpek o yani. O kadar iyi ya. Sarı da iyidir ama yaşlandı ben. Bunlar 11 beresin. Hadi geç. Buyurun gelin. Soba her yeri ısıtmış ya. Ya bak şimdi şurası bile ya kararlar gibi ya. Isırayım bakalım. Tekrar hoş geldiniz. İsmin? Ali. Ali. Thank you.
Bunu mesela çocukluk yaşlarda mesela laylon kavallardan başladık biz öğrenmeye. Flütüne. Ben mesela erik kavalda bozdum. Hiçbir bu sesi hiçbir kaval demedi. Şeyin verdin öyle mi? Evet. Şey, metalin verdin. Metalin verdiğini hiçbir şey vermedi. Bunu her insan yani işte. Sen bunu kendin yaptın. Ben kendim yaptım. Şeysiz, mesela, dilsiz değil mi bu? Dilsiz. Mesela ben bunu 5 dakikada kendim yapar, kırda çalarım yani. Kimden öğrendin abi? Valla işte böyle büyüklerimizden böyle aha mesela diye. Çalanlardan. Yani öttürürken falan. Evet. Şimdi bende nota yok. Değil mi? Yok. Şey tamam. Yok, perde yok ama ben istediğim parçayı dilimi döndüğünce çalıyorum yani. Çalıyorsun. Evet.